Yok, hasta filan değilim valla. Sadece biraz canım sıkılıyor. Ya benim bir derdim yok. Askerlerden birinin durumu kötü, ona canım sıkılıyor anne. Tamam anne. Tamam, terlemem. Tamam, ben de seni çok seviyorum. Yengem de Yavuz da yok benim için. Hadi hoşça kal. Akşam ne yapıyorsun Levent? Arkadaşlarla Beyoğlu'na gideceğiz. İsterseniz siz de gelin. Yok, ben gelmeyeyim. Belli ki siz erkek erkeğe takılacaksınız. Ama bana yemek borcum var, unutma. Hiç unutmayayım komutanım. Ne zaman isterseniz. İyi. Yarın akşam olur mu? Nöbetim var. Pazar günü? Pazar günü de bir arkadaşıma evine taşıyacağız diye söz verdim. Oho! Sen de hem ne zaman istersen diyorsun, hem de habire yan çiziyorsun. Yok komutanım, vallahi. Şaka yapıyorum Levent. Beni emretmişsiniz komutanım. Kerim şey, şu kadriye dikkat edin. Bir delilik yapacak diye korkuyorum. Merak etmeyin komutanım. Gözüm üzerinde olacak. Kontrol edeceğim diye de fazla sıkma Kerim. Sıkmam komutanım. Böyle serçe tutar gibi yaparım böyle. Ne fazla sıkarım, ne de avucumdan kaçırırım böyle. İyi, öyle yap bakalım. Yalnız bizimkilere de dikkat et. Bahar geldi, azdılar yine. Merak etmeyin komutanım. Benim nöbetim sırasında hiçbir halt yiyemezler. İşte bitti. Anam, hiçbir halt göremiyorum oğlum. Çok kötü yanıyor. İyi, böyle daha inandırıcı oldu. Başlarım babanın şarap çanağından ha. Yanıyor diyorum oğlum. Hadi Uşağım, hadi. Ha bunu da iç, bitsin. İçtim ya, laz! Ya Uşağım, olur mu? Bak, tebeşire dur bütün vitamin. Tebeşir dibine kaldı. Hadi şunu içkisini seveyim, hadi. Şoför işi tamamdır beyler. Bizim ayrı götürecek. Ah, olmuş o. Bana bakın, ispiyon çıkıp yakmasın bu hepimize. Ya yok be ya, gizcidir o. Dışarı çıkmak için fırsat kollarmış zaten. Oh, maşallah, Cemal. Derece ne durumda, git bak bakalım. Afiyet olsun. Kartop sen misin? Değilim, ben dur. Olmamış ola. Daha 50 derece dur. E tamam, daha ne olacaktı ki? Ula 100 dereceye kaynamıyor mu bu uzaktan komando? Ver şunu be, şaşkın. Lan nereye koyuyorduk biz bunu ya? Koltuk altına mı koyuyorduk? Koltuk altına. Kaç o zaman? İşlem tamam. Beyler, şunları hemen kaybedelim. Hadi bakalım. Kalk baba. Cemal, şey ver. Tamam mıdır? Tamam. Hadi bismillah. Hadi beyler. Anam! Ya gel buraya, baş belası gel. Anam! Oğlum bak, çok pis kıpırın herime. Kartopu vurma ya. Ya ben vurmuyorum kardeşim. Vedat vuruyor. Ne vuruyor Vedat? Ya ben de kufur edeceğim ha. Gel buraya gel. Agresif. Kendimi bildim bileli, erir dururum aşkınla. Rüyalarımda bile sen varsın, ille de sen, yine de sen. Melek yüzlü sevgilim, Kerime. Eyle ilgili bir şey daha bulmam lazım. Gel. Komutanım, bizim Gökhan Onbaşı rahatsızlandı. Nesi var? Yiye çatladı değil mi? Cidur ula, komutanım. Beni? Terbiyesiz. Size demedim komutanım. Ne oldu buna böyle? Bilmiyoruz komutanım. Gözleri kızarmaya başladı, midesi bulanıyordu. Dedim ateşini bir dereceyle bir şey yapalım, bakalım. Buyurun. Ayrıca komutanım ağzı da çok pis kokuyor. Gerçi o hep kokardı ama. Ya güzel kardeşim, bana niye vuruyorsun? Doğrudur. Demiş mi? Yuh! 47 derece! Yanıyor oğlum bu adam. Yanıyorum, ölüyorum komutanım. Hele gözlerim nasıl yanıyor bir bilseniz. Komutanım, görüyorsunuz durumu çok vahim. Mutlaka hastaneye götürmemiz lazım.
Allah'ım kör et beni. Allah'ım kör et beni. Aksın göz nurum, aksın bundan böyle kör baksın. Komutanım, görüyorsunuz sahip duyuyor. Tamam. Araç çıkartın. Cemal'le beraber hastaneye götürün Vedat. Komutanım, be. Ne? Ne sen? İki kişi yetmiyor mu? Bak komutanım, vallahi cumbo gülken bu. Görüyorsunuz elbisenin içine bile zor sığıyor. Yani şimdi bu bayılır falan, iki kişi değil komutanım, 12 kişi olsa taşıyamaz bunu. Ayı gibi maşallah. O ayı senin ebeni var ya. Tamam. Alın götürün şunu, alın götürün şunu. Ne pis hastalıkmış, ne beter hastalıkmış. Küfredip duruyor. Aa. Sağ olun komutanım, çok büyüksünüz. Çok mersi. Yani siz... Nerede kalmıştık? Melek yüzlü sevgilim, yerin eyle. Ben güzel misin? Ayıp, ayıp bana da geçirdi hastalığı.